arkadaşlar, biz bugün her şey dahil bir oteldeyiz. Buranın inanılmaz büyük bir açık büfesi var. Gerçekten o kadar çok çeşit var ki ne alacağımı bilemiyorum yani her seferinde. Dedik ki biz en iyisi bu açık büfede kendimize bir yemekteyiz oyunu yapalım. Şimdi biz burada dördümüz birer tane tabak hazırlayacağız. Bir de tatlı hazırlayacağız yanında. Bir tatlı bir yemek. Evet, bir tatlı bir yemek. Bu arada merak edenler için biz şu anda Fethiye'de Liberty Hotel Likya'dayız. Şimdi onun açık büfesini kullanacağız yani. Bu arada Sarbaşa'nın fragmanını tam şuradan bulabilirsiniz. Gerçekten çok... Ha, bu taraf mıydı? Bu taraf. Sevgilim, gerçekten çok güzel olmuş. Yani çok seni gurur duyuyorum. Çok yani, güzel bir fragman. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Eğer izlemeyen varsa buradan izleyebilirler. Bence gerçekten çok güzel oldu. Çok başarılısın ya. Bayağı beğendim. Allah razı olsun. Bayağı beğendim. Allah razı olsun. O zaman ben de senin reklamını yapayım mı? Yap. Betül hala abone olmadıysanız aşağıdan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ben inanılmaz hazır ve açım. Şimdi size öyle bir tabak hazırlayacağım ki var ya, parmaklarınızı yiyeceksiniz. Kendi tabağınızı bırakacaksınız net. Hadi diyorsun. Bakalım. Hadi diyorsun. Bakalım. Hadi herkesin zamanı başladı. Ben gittim. Hadi koşun. Tamam. Ya müthiş ya, müthiş. Birinci benim arkadaşlar, net. Ben hazırım. Evet, ben vakit kaybetmek istemiyorum. Hızlıca yemeklerimi çözmek istiyorum. Bu yüzden fast food yapacağım. Fast food ne demek? Hızlı yemek demek, değil mi? Şimdi sıra tatlıda. Bu tatlı yeter mi ya? Mükemmel var ya, tabak dediğin bu ya, masa düzeni, görsel harika ya, yıkılıyor ya benim masam. Artık diğer rakiplerimi çağırmanın zamanı geldi, onları da çağıralım ve başlayalım bence. Evet, sizin için hazırladığım mükemmel sofra bu arkadaşlar. Gerçekten çok mükemmel. Ormana mı geldik? Ne böyle ot kokuyor burası. Şu ne ya, masanın bir de ortası. Ha, ben de buradayım bu arada. Ya size görsel yaptım, anlamıyorsunuz. Enfes besleyici bezelye yatağında mükemmel yararlı brokoli, kısır, beyaz peynir, yeşil elma, gerçekten tat katması için ve üzümlerle de onları tatlı olarak şenlendirdim. Anlatırken içim bayıldı ya. Ben 1 puan veriyorum. Ama şu an çok ayıp yani. Çok ben ayıp. 1 puan veriyorum ben. Sen demiyor musun kilo aldım diye? Allah aşkına baksana ne ya. Güzel diyet şeyler hazırladım burada. Hala nankörlük yapıyorsun. Kilo alayım daha iyi. Bu ne ya? Yemyeşil tabak. Seveceğim şeyler zaten. Sıkıntı yok ama tek kusur bence suyun açık olması. Biraz sıkıntı. Açık su mu getirdin ya buraya? Çeşmeden mi yoksa? Arkadaşlar susadım, ben içtim ya, sıkıntı yok. Al bir de temiz yani temiz. Ağzımla mı içtim diyettim. Ya ağzımı değdirmedim diyorum. Ya benim şişim daha başlamadan midem falan. Ben fena oldum ya. Şimdi burada ben yemeklerin tadından ziyade senin aldığın yemeklerin uyumuna ve seçimlerine bakıyorum. Çünkü yani zaten bizim yaptığımız yemekler değil. Evet. Şimdi mesela şu ortadaki ne bu? Zeytin dalı var bir tane. Evet. Bu kısır ama biraz daha böyle yeşillikli bir kısır. Şimdi kısır, beyaz peynir, yeşil elma, üzüm, dalında dal yani. Dalında zeytin değil, dal daha çok. Ondan sonra çikolata sosu. Ben burada bir karmaşa görüyorum. Hayır, yani bu bir salata. Salata dediğin şeyin içinde yeşillikler olur. Protein katmak için işin içine bir de peynir koydum. Salataya tatlı da çok yakıştığı için elma ve üzümlerle de onları güzelleştirdim. Bence herkes anlayacağını anladı bu sofradan. Seni dışarı alalım ve biz de puanlamamızı yapalım. Tamam. Aç kaldım ben, yemek yiyemedim. Bak sen sadece tatlı yiyebildin. Bence kötü değil yani, hani o kadar da hak yememize gerek yok. Senin tabağına yakın bir tabak mı bu? Hayır. Ne konuşuyorsun? Evet, hazırsak puanlarımızı kaldıralım. Bunlar bizim Betül Çakmağı puanlarımızdır. Biz de bakmayalım kendi puanlarımıza. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu benim düşündüğüm puan.
Bu da sevgilim olduğu için sonradan eklenen bir yarım puan. Ben aç kaldım. Hiçbir şey yiyemedim. Bir tek tatlının tadına bakabildim. Bunun hayatımda hiç yemediğim şeyler var burada benim. İlk defa görüyorum zaten. Kokusu da ilk defa aldım. Ben o yüzden bu puanı verdim. Benim için kaliteli bir sofraydı. Ben hiç o kadar bir kusur görmedim. Hatta o yüzden kalbimi de yanına koydum. Yani ortalama düzeydeydi. Güzeldi bence. Hazırım. Evet, hoş geldiniz. Wow! Bu mühendislik arkasını nereden buldun? Ben düşündüm. Bravo. Yani bu gerçekten tılgına bak. Çok güzel değil mi? Bunlar benim asla yiyebileceğim şeyler değil. Oğlum bu var ya, mesela atıyorum Ankara'ya giderken terminalde durursun, böyle afiyet olsun poşetinde böyle satılan şeyler olur ya, onların tabağını yapmışsın 5 yıldızlı otelde ya. Haklısın Alper ama. Ya. Gerçekten. Evet, ben artık da getireyim. Gitmiş, taze de getirmemiş bize. Soğumuş. Buz gibi. Hadi ben de tadına bakayım yani ama. Oh. Çok soğuk. Ya normal hamburger işte ya. Ben şunu yemeyeyim. Yani, öyle demeyin ya. Bir bence de hamburger güzeldir. Özel yaptırmamışsın. Böyle bir tane şey büfe bölümü var, oradan almışsın belli. Hayır. Yapılışını görürsün özel. Lönkçük diye oha, koydum. Oha, o patlayı yeni gördüm. Burada sen yedin herhalde yani en azından. Orası yoktu. Oha. Adam pastayı nohut koyulan tabakta getirmiş ya. Nohut. Böyle sulu yemek koyulan tabakta getirmiş. Böyle lapsiyi dökmüş ya. Ya bir de bir çatal almış. Ya. Ya bu böyle, ben bu şekilde beslenemem. Bu bir yani öğle yemeği olamaz benim için. Soğan halkası? Görsel güzelliği. Şimdi tatlı güzel görünüyor ya. Tatlıya hayır diyemiyorum. Yakında şey yapamayacağım. Yani güzel görünüyor da bunun arda ilgisi yok. Niye? Ben düşünmüşüm, getirmişim buraya yani, ne ara. Çok güzel getirmişsin, bravo. Benim suyumun şişesi açılmış sadece, sende hiç su yok. Ayran, süt, ne istersin? Ya o sonradan yok. Ne sonradan yok, ben hepsini aldım ayarladım yani. Süt mü var, ayranım var. Abi iyi, tamam güzel de yani göt cebinde getirmişsin. ben bu ayranı içmek istemiyorum şu anda yani. Allah'ım ya Rabbim, süt ne alaka ya? Tamam yeter artık. Biz o zaman Arda'yı puanlayalım şimdi. Tamam. Arda seni alalım şöyle uzağa. Bak hepiniz yediniz, gördüm. Seninkini de ben yememiştim. Öyle bir yorum istiyorum yani. Hadi şimdi arkadaşlar gösteriyoruz puanlarımızı ama birbirimize söylemiyoruz, tamam mı? Yani ben bu puanı verirken vizyonsuzluğundan kırdım. Sevmediğim yemekler değil ama her şeyin yeri ve zamanı var. Ama yine de sonuçta yemeyeceğim yemekler değil, sevdiğim şeyler. Bunlar benim asla ağzıma dahi sokmayacağım şeyler. O yüzden bu verdiğim puanı da süt ve ayran için veriyorum. Hani en azından buradan doymuş olacak. İki tabak da benim için orta düzeydeydi. O yüzden yiyebileceğim şeylerdi. Ben de orta bir puan verdim. Sen niye herkesin suyuna gidiyorsun? Ben onu anlamadım. Yani sonuç olarak bu bir strateji Alper. Bunu artık görmüyor ki arkadaşlar. Yani isterseniz strateji yapın burada. Doğru. Evet, ben hazırım. Şimdi arkadaşlarım gelsin ve bu mükemmel tabağımı tatsınlar. Evet arkadaşlar, masam hakkında ne düşünüyorsunuz? İzaycığım yani tabaklarımız nerede? Yani ben ortadan hep beraber yeriz diye düşündüm. Bence birlikte. Çok doğru düşünüyorsun. Birlik beraberlik. Yani tam Anadolu tarzı. Yani düşünün, onları hazırlarken üstüme döktüm. Hani sizin için o kadar heyecanlandım, o kadar hani böyle şeyle hazırladım ki, böyle şekle hazırladım ki. Biz çorba konuşulmamıştı. Bir ana yemek, bir de tatlı denmişti. Burada bir çorba var ve bunu neyle içeceğiz? Hadi içtik diyelim. Ben burada kaşık bulamıyorum. Hadi buldum. Ben ağzıma sokacağım. Ondan sonra Arda sokacak ağzına. Sonra sen... bu böyle hepimiz aynı yerden mi? Böyle mi içelim? Bu deniz mahsulü bir çorba. O yüzden hani orada gördüğünüz küçük bardaklar var ya, onların içine pıtıp pıtıp döküp böyle. Ben böyle bir rezalet sunum görmedim ya. Allah, löpçük diye düşüyor. Bu nedir ya? Ya bu arada bu çok kötü kokuyor. Güzel, benim buna içmemen imkanı yani, yok. Yani çok beğenmezsin. Ne çorbası bu? Deniz mahsullü çorba. İçinde. Yani eminim yani severler için güzeldir de. Yani ya ben bir farklılık olsun. Hani bu. Siz tadına bakın ekstradan. Oğlum, koku ne? Çünkü burada hem sebze hem et var. İkinize de hitap edeceğini düşündüğüm için aldım. Teşekkürler. Yani şu tabak gerçekten benim için çok iyi. Evet. Aşağıda onca yemeğin arasından şunlardan bir tanesini bile seçmezdim. Gerçekten mi? Şu dutu sevdin sen. Dut muydu bu? İnanılmaz şey, böğürtlen. Böğürtlen'i sevdim. Bu arada balık kaşarı sevmiyor musun? Balık. Severim. Bir bak ama işte. Ama onca şeyin arasında almam.
keşke bir tabağım olsaydı da böyle alıp yiyebilseydim. Doğru yani söylüyorsun. Yani birlik beraberlik olsun diye yani tamamen amacım ayrılmayalım. Arkadaşlar. Aynen ayrılmayalım. Bir olalım buradan. Niye yiyeceğiz? Evet. Ne diyeyim? Evet. Ben tadacağımı tattım. Sevmediğimi anlamıştım ben. Ben tadacağımı tattım. Artı 3 puan. Ben gerçekten tatlı ve tayın hastasıyım. Bakayım sen bu... Tam kalbimden vurdun ya beni tam 12'den. İşte tam ona göre şey yaparız artık. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Size güveniyorum. Selametle. Düşünün, taşının. Ben bu puanı vereceğimi söylemiştim masada ama maalesef Gizel'cim buradan sana mesaj gönderiyorum. Tabakları olmadığı için ben bunları yiyemeyeceğim için sadece tatlıya puan vermek zorunda kaldım. Yani hadi tabakları geçtim. Çorba işinde servis etmek nedir ya? Bir de yani gitmiş oteldeki en kötü çorbayı seçmiş. Onun dışında tabak bana zaten hitap etmiyor. Beni bilen bilir. Ben bu puanı bile fazla görüyorum ama yani yapacak bir şey yok. Evet, Betül'ün masasından sonra burada daha az yeşillik var ve sadece yiyebileceğim kaşar ve pasta olduğu için bu puanı veriyorum. Benim de puanım bu. Sofra hazır. Şunların kokusunun güzelliğine bak ya. Size Osmanlı'dan iki tane tabak getirdim. Peki diğer tabaklar ne? Ya Osmanlı'da tabak mı vardı? Şöyle direkt herkes şöyle teker teker. Şöyle. Orta evet. Al 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 al. Konuşma. Köftenin tadının güzelliğine odaklan. Az protein al aşkım az. İçerik fikirleri nasıl geliyor zannediyorsun? Öyle yeşillik yiyerek değil. Aşkım yani bu nedir böyle? Bütün hepsi et. Et. Okey. Yemek okey. Yemek okey. Okay. Yemek okey. Ağzıma tıktın yani. Ben yapacağımı düşünüyorum. Niye tıktın? Ne güzel köfte bir şeydi ki. Ben hiç sevmem. Ama bir şey söyleyeyim mi? O dana sarma. Ne ay hadi Allah canım. Allah. Ya gerçekten tam kendine göre bir tabak. Dana sarma abi daha ne ya? Sıkmadım beni. Ben hiç sevmem. Aşkım lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Bunun içinde ne olduğunu ben de tam şu anda gördüm de o. Ne o? Ne var içinde onun? Arda'yı kaybettik arkadaşlar. Arda iyi misin? Bak ben çıkartmadım onu. Beni kaybet, ağzımı kaybettim. Ne oldu ki? Wasabi mi var içinde? Ne bilmiyorum. Oldu? Ne yaptın içine tamam? Ben bir şey yapmadım. Oğlum ben ne yapayım? İçi doldurulmuş. Et işte gayet güzeldir diye tahmin ediyorum. Acı mı biraz? Acı, tuzlu, ekşi. Yani. Mükemmel. Bu sevdiğim bu benim. Tatlı seçimin çok başarılı ama buradan hiçbirini yiyemedim. Kusura bakma. Allah Allah. Çünkü yerini buldu. Köfte, tavuk kanadı, tavuk haşlama, yani burada dana sarma bunların hepsi çok güzel şeyler. Yani çok güzel. Şerbetli tatlı sevmiyorum arkadaşlar. Ben yani... Bu çok güzel. Bir tek bu yani. Başka... Yani bir şey söyleyeyim mi? Şu tabağı... Kötü diyorsanız şu an tamamen kameralara şov yapıyorsunuz yani. Ya ben yapmıyorum. Benim içimde biliyor musunuz kötü. Şu? Benim yiyebileceğim tek şey şu o yani. O da kızartma Betül. Kızartma değil ki bu. Bu ızgara. Şöyle. Ben de et sevmiyorum yani kırmızı et sevmiyorum. Sadece balık sevdiğim yani... için tamamen Ya ben okay bilmiyorum. Ben azıcık sevgisini düşünür ya. Sen bilmiyor musun beni? Yani bilmiyorum. Ben dün akşam yemeğinde en son kavurmaları sıyırırken gördüm Giza'yı. Yani şu anda tamamen şov yapıyorum. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Oylayın beni. Ama şu sahneyi hatırlıyorum Gizel bak. Şöyle üç parmakta sıyırırken gördüm seni. Bir, iki, üç. Yemek güzeldi. Ta ki bir sürprize kadar. Orada bir şey vardı. Benim hiç hoşuma gitmeyen bir tat geldi ağzıma. Genelde insanlar sevebilir ama benim hiç hoşuma gitmedi. Oradan bir şey kırdım, puan kırdım. Ekstra tabakların olmasından kırdım. Ama yemeği sevdim. Bir kere tatlı konusunda zaten ağzıma tatlıyı süremedim bile. Ondan sonra tabakta sadece et var, sebzeye dair bir tek bir tanecik biber koklatmış oraya yani. Hiçbir şey yiyemedim. Bir böyle birazcık puan vereyim dedim hani sevgili kontenjanından falan. Sonra yok ya dedim bunu da veremeyeceğim. Gönlüm el vermedi ve değiştirdim puanımı bunu verdim. Bir kere zorla kimsenin ağzına öyle köfte falan atılmaz. Neden atılmaz? Belki sevmiyorum. Düşünün bir daha tattım mı tatmadım. Buradaki fıstıklı tamamen bunun içinde. O yüzden fıstıklı bir veriyorum Arta'ya. Bir şey eklemek istiyorum. İçecek de yoktu ya. Aa, şey hiç, bak su yok, içecek yok, hiçbir şey yok. Ben yok. Puanımı kıracağım arkadaşlar. Su mu istiyorsun? Al su, al sana su. Duydum, duydum arkamdan konuşamazsınız. Al su istiyorsun. Ay niye baksan ya? Zaten kaybettim gördüm, bir vermişsin, bir vermişsin. Zaten ben kesin kaybettim, al su. Su. Allah kahretmesin. Bu müthiş şeyler, bu puanlar verilir mi ya? Her şey puana kadar herhalde Alper Bey. Böyle olmaz. Ellerim neydir? Ellerim de. Evet sonuçlarımızı şu an aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar.
Arda ile ikimiz çak kazanan yani kişileriz. İki farklı tabağın aynı puan alması yani gerçekten beni çok şaşırttı. Bir katakullinin olduğunu düşünüyorum. Ben 25 yaşındayım. Hayatımda hiç bu kadar adaletsiz bir yarışmanın içinde yani bulunmadım. Sarbaşa 23 Ağustos'ta sinemalarda. Ben ve burada çok kötü şeyler döndü. Yok ben kesinlikle yani hele Betül beni ekstradan şaşırttı. Çünkü ben ona aynı tabak zevklerimiz, damak tatlarımız aynı olduğu için hani ortak bir şekilde yüksek bir puan verdim. Ya ben Arda'ya nasıl bu kadar yüksek verdiniz bilmiyorum. Bu kadar sağlıksız şeyleri nasıl seversiniz arkadaşlar ya? Yani tek vicdanlı benmişim bunu fark ettim. Herkes adaletli davrandım. Alper dışında. Ben izleyenlerin daha doğru takdir edeceğini düşünüyorum. Aşağıda yorumlarda sizce kimin tabağı en güzeldi? Yorumlarınızı aynen bekliyorum. Aynen ben de bekliyorum arkadaşlar. Büyük ödül. Şimdi ama iki kişi kazandı. Biri 100 liraydı. İki kişi kazandığı için biz bunu Arda'yla bölüşeceğiz. Değil mi Arda? 50. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer beğenirseniz başka bir bölümde çekebiliriz. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Like'lamayı da unutmayın. Görüşürüz.